Sivri küt. Bu kalemin de ucu küt. Bu kalemin de ucu sivri oldu. Bak. Bu kalemler sivri. Sivri. Bu kalemler küt. Küt. Ben uçurtmamın ucunu küt yaptım. Böyle daha iyi uçacağını düşünüyorum. Ben de uçurtmamın ucunu sivri yaptım. Ha? Dikkatli ol Kuti. Çekici eline vurma sakın. Merak etme Rupiye. Olmuyor. Çiviyi çekicin küt tarafıyla çakmalısın Kuti. Sivri ucu başka işlerde kullanılır. Doğru. Buldum. Mesela dağa çıkarken ben sivri uçlu çekicimle dünyanın en sivri dağına tırmanıp bayrağımı dikebilirim. İşte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Kale haber zamanı. Kale haber zamanı. Kale haber zamanı. Mutlu günler şehrin güzel sakinleri. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sırık'la yüksek atlama dalında şehrimizi temsil eden Bayan Sivriyele atletizm turnuvasından çekileceğini duyurdu. Keçe olay yerinde. Keçe... Sevgili seyirciler, Bayan Sivriyele artık yarışamayacağını söylüyor. Bayan Sivriyele, neden yarışmadan çekiliyorsunuz? Neden? Çünkü artık çıtanın üstünden atlayamıyorum. Peki neden yapamıyorsunuz? Sorun nedir? Ben de bilmiyorum. Daha dün atlayabiliyordum ama bugün bu halde yarışmaya katılamam. Sevgili seyirciler! Şehrimize altın madalya getirmesini beklerken Bayan Sivriyele artık yarışamayacağını söylüyor. Aslan sendeyiz. Umarım sorun çözülür ve Bayan Sivriyele'yi atletizm turnuvasında izleriz. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Bu iş tam bize göre. Hadi şu sarını çözelim. Harekete geçelim. Kuti. Ayfa. Rupi. Enda. Her zaman birlikte çalışırız. Birbirimize akıl danışırız. Çünkü biz iyi bir takımız. Çünkü biz iyi bir takımız. Çünkü biz. Tabelanın sivri ucu atletizm sahasını işaret ediyor. Doğru. Bakın geldik. Bayan Sivriyele merhaba. Kare. Gözlerime inanamıyorum. Siz buradasınız. Sizin için geldik Bayan Sivriyele. Çok çaresizim. Olanları biliyorsunuz değil mi? Artık çıtanın üstünden atlayamıyorum. Oo, çok yüksekmiş. Ben bile atlayamam. O çıtanın üstünden atlayabilmek için çok çalışmak gerekiyor Kuti. Bayan Sivriyele uzun yıllardır bu sporu yapıyor ve çok başarılı. Artık başarılı olamam. Bu sorunu birlikte çözebiliriz Bayan Sivriyele. Lütfen söyler misiniz? Olay sırasında dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Evet, çok ilginç bir şey oldu. Tam yükselmişken uzun sivri gagalı bir leyleğin yakınından hızla geçtim. Sonra yumuşak minderin üstüne düştüm.
Ama bayağı yukarı atlamışsınız. Yani şunu sormak istemiştim. Olayla ilgili dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hayır, olmadı. Bayan Sivriyeli, sorunu görebilmemiz için sırıkla atlamanız gerekiyor. Bunu sizin için yapabilirim. Beni izleyin. Birinci atlama. İkinci atlama. Üçüncü atlama. Gördünüz değil mi? Çıtanın üstünden bir türlü atlayamıyorum. Bu sorunu çözeceğiz Bayan Sivriyeli. Hadi şu gizemi çözelim. Kare zamanı. Kare zamanı. Kare zamanı. Bana ölçmek için bir araç gerekiyor. Terazi değil. Termometre değil. Hah, işte bu. Bir şerit metre. Bana atletizmle ilgili bir kitap gerekiyor. Su sporları kitabı değil. Kış sporları kitabı değil. Hah, işte bu. Atletizm kitabı. Çıtanın yüksekliğini ve sırığı ölçmem gerekecek. Ölçelim. Bayan Sivriyeli, atlama sırığınız kaç metre? Tam 5 metre. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bu sırık 5 metre, sorun yok. Çıtanın yüksekliğini de ölçmem gerekiyor. Merdiven hazır Enda. Bayan Sivriyeli, rekorunuz kaç metreydi? Tam 6 metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metre. Belki çıta her zaman olduğundan daha yüksektir diye düşündüm. Fakat yüksekliği her zamanki gibi. Bir fark yok. Hopma. Midar çok güzel zıplatıyor. Bana bakın. Kuti, dikkatli ol. Hop. Hop. Kesin olarak söyleyebilirim ki bu minderde sorun yok. Kalk hadi Kuti. Sorunun kaynağını şimdilik bulamadık Bayan Sivriyeli. Çevreyi inceleyeceğim. Belki bir ipucuna rastlarım. Dikkat et, odaklan. Ucu sivri. Buraya kadar toprak bulaşmış. Sırığın bastığı yer delik deşik. Bu sırıkta bir sorun olabilir. Ucu çok sivri. Bu yüzden toprağa batıyor. Büyük bir iğne ucu gibi sivri. Oh! Çok acıdı. O kadar da sivri değil Kuti. Sivri olduğu için toprağa saplanıyor. Ve toprağa battığı için boyu kısalıyor. Yüksek atlama sırıkları gerçekten böyle mi bilmiyorum. Karşılaştırma yapacağım. Karşılaştır. Cirit atma değil. Gülle atma değil. Heh, işte bu. Sırıkla atlama. Bayan Sivriyeli'nin sırığı sivri uçlu. Ama bu çizimdeki sırığın ucu küt. Sivri. Küt. Aslında sırığın ucu böyle küt olmalıydı. Yani sorun bu sırığın sivri ucunda mı? Evet. Bayan Sivriyeli atlamak için sırığın ucunu yere koyduğunda sırığın sivri ucu toprağa batıyor. Ve bu yüzden atlayışı başarısız oluyor. Ucu küt olan bir sırıkla atlamış olsaydı başarılı bir atlayış yapacaktı. Bayan Sivriyeli, neden sırığın ucu sivri? Hiçbir fikrim yok.
Kara takımı merhaba. Pengi. Sana ne oldu böyle? Kaza geçirdim. Ben Bayan Sivriyeli'nin yardımcısıyım. Öyle mi? Şu kazayı bize anlatabilir misin lütfen? Tabii ki anlatabilirim. Yarışma öncesinde atlama yerinde ısırıkta bir sorun var mı acaba diye denemeler yaptım. Fakat sırığın ucu kayıp duruyordu. Bu yüzden bir türlü yükselemedim. Ben de sırığın ucunu sivrildim. Ve böylece kaybettim. Ama sırığın ucunu sivriltmek benim için iyi olmadı. Geçmiş olsun Pengi. Kalemin ucu sivri, yazdı deftere fıs fıs. Makasın ucu küt, kesti kağıdı kırt kırt. Çekicin arkası küt, çaktı çiviyi tak tak. Sivri, küt. Sivri, küt. Uçağın ucu sivri, uçtu gökyüzünde vın vın. Trenin ucu küt, gitti raylarda çuf çuf. Sivri. Sevgili seyirciler, Bayan Sivriyeli başarılı atlayışlarıyla turnuvaya hazırlanıyor. Sorun çözüldü. Teşekkürler kare takımı. Sivri uçtu uçurtmam tamam. Yarışa hazır ol Rupi. Kuti, Ayban, Rupi,